Victoria ve Albert Müzesi'nde Nasriler döneminden kalma çok sayıda alçı işi yer alıyor. Bu eserler İspanya'nın Granada kentinde o dönemki ismiyle Gırnata Emirliği'nde bulunan Elhamra Sarayı'nın Nasiriler'in kontrolü altında olduğu 14. ve 15. yüzyıllardan kalma. 2004'te müzede mimariyle ilgili galerilerimizi yenilemeye başladık. O sırada Nasrilerden kalma iki alçı panelle karşılaştım. İşte koleksiyonla yakın temas kurmam o zaman başladı. Mikroskopla gözlemler yapınca öğrenilecek çok şey olduğunu fark ettim. Koleksiyondaki eserlere ait motifler, boyutlar ve malzemeler çok çeşitliydi. O sebeple yüzeydeki bitişlerin ve karılan harçların farklı türden olduğunu anladım. Nesneleri incelerken bazı panellerin farklı tür alçıyla yapıldığını fark ettik. Örneğin Cips veya en yeni jips türü olan Paris alçısı kullanılmıştı. Bazı eserlerde ise daha geleneksel el yapımı jips yani alçı taşı kullanılmıştı. İşte o zaman koleksiyonlarda farklılık olduğunu anladık ve hem harçları hem yüzeyleri daha derinden incelemeye karar verdik. Amaç hangi nesnelerin gerçekten Nasriler döneminden kalma, hangilerinin 19. yüzyıl reprodüksiyonları olduğunu öğrenmekti. Panellerin ilk yerleştirdikleri konumu bulmak gerçekten çok önemliydi. Çünkü nesneleri bağlamında değerlendirmek gerekir. O yüzden bu çalışma bizim için çok önemliydi. Nesneler belli bir dönemde binadan çıkarılmışlardı. Biz bunun sebebini ve Elhamra tarihiyle olan bağlantısını araştırmaya karar verdik ve bunu araştırdık. Elhamra Sarayı'nın bazı yerlerinde farklı inşaat aşamalarının kronolojisi insanı biraz şaşırtabilir. Ayrıca o dönemdeki yenileme işlemlerini hangi sultan veya kralın emrettiğini öğrenmek de aslında çok önemlidir. Sarayın iç mekanındaki alçı işlerini de inceleyip anlamamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Victoria ve Albert Müzesi koleksiyonu gerçekten büyük bir rol oynuyor. Bir başka ilginç noktada bu eserlerin İslam sanatındaki, özellikle Victoria'n dediğimiz dönemdeki tasarım modasıyla olan ilgisi. O dönemde İngiltere'de İslam modası çok popülerdi. Elhamra'yı ziyaret eden gezginler İngiltere'ye dönerken yanlarında Elhamra'dan bir parça getirmek istediler. Müze koleksiyonundaki parçaların çoğu özel koleksiyonlardan alındı. İşte bu özel koleksiyonlar az önce bahsettiğim gibi Elhamra'dan getirilen hatıralık işlevi görüyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde Granada'da alçı işleri için ciddi bir piyasa oluştu. O yüzden Granada'da İslam sanatından esinlenen işlerin yapıldığı, hatta Elhamra'daki işlerin kopya edildiği alçı atölyeleri açıldı. Bazı durumlarda kopyalar orijinal gibi görünüyordu. Elimizdeki koleksiyonda kafa karıştırıcı olan şey de işte bu. Bazı nesneler muhtemelen 19. yüzyıldan kalma. Ama neyse ki kullanılan malzemelerin özellikleri Nasri dönemindekilerden farklı. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. 19. yüzyılda üretilen alçı işleri Nasri dönemindekilerden teknik açıdan farklı. 19. yüzyıldaki alçı çok daha ince ve beyaz. Genelde Paris alçısı. Bu Nasırı, Nasırilerinkinden doğrusu tamamen farklı. Onların ürettiği alçılar el yapımıydı ve yüzeyde pürüzler vardı. Ayrıca 19. yüzyıldaki alçılarda olmayan şekilde her şeyden önce temel bir katman atılıyor. Nasirilerin kullandığı boya pigmentleri geleneksel, vermilyon, lapis, lazuli gibi. 19. yüzyıldan kalma panellerde ise Prusya mavisi gibi daha sonraki dönemlere ait pigmentler görüyoruz. Bu da bizim nesneyi tarihlememizi kolaylaştırıyor. İslam sanatındaki alçı tekniği Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, oradan İspanya'nın güneyine ulaşmıştır. Biz işte bu coğrafyalar arası süre giden ilişkileri, tekniklerin ve malzemelerin nasıl değiştiğini yansıtmak istiyoruz bir proje kapsamında farklı kurumlardan seçilen farklı nesnelerden numuneler aldık. Bunlar İspanya'daki Haen Üniversitesi'ne gönderildi ve farklı alçı işi numuneler orada tek bir merkezde, tek bir ekip tarafından incelendi. Bu ekip Yıllardır Elhamra'dan çıkan alçı işlerini incelediği için sonuçlar gerçekten muazzam oldu. Harçlardan, ilk katmanlardan ve pigmentlerden numuneler aldık. Bu proje sayesinde Victoria ve Albert Müzesi'ndeki koleksiyonu biz gerçekten de çok daha iyi anladık. Bizim için çok iyi oldu özellikle de beş kırık parçanın binada tam olarak nereden alındığını, o dönemde ne tür alçı kullanıldığını, yapılan süslemelerin nasıl olduğunu artık biliyoruz. Elimde tuttuğum numune, Nasriler döneminden kalma bir alçı işi. Bu panellerin kalıpları muhtemelen kilden yapılan kalıplarda çıkarılmış. Şurası beyaz alçı işi kısım. O dönemde çok beyaz alçı kullanmışlar ama mikroskop altında incelediğimizde pürüzlü kısımları görebiliyoruz. Karışımın içinde kil ve kuvars taşı var. Bu da 19. yüzyıldaki Paris alçısından farklı oluyor. Arka tarafta siyah jisleri görebilirsiniz. Bu aslında Nasrilerin kullandığından farklı bir jips türü. Bu kısımlar panelleri duvara asmak için eklenmiş. O yüzden de çok daha kaba bir yüzeyi var ve daha pürüzlü. Araştırmalarımız sonucunda bu panelin Komares Sarayı'na ait olduğunu öğrendik. Tam yeri Sala de las Camas salonu yani insanların hamam gibi banyo alanlarına girmeden önce kullandıkları soyunma odası diyebilirim. Bu nesneyi o bölgeye ait olarak tespit etmek çok ilginç gerçekten çünkü Sala de las Camas 19. yüzyılın sonunda restoratör Contreras tarafından tamamen korunmaya alınmıştı. Contreras daha önce üzerinde çalıştığı süslemeli levhalar sayesinde bu işte epey başarılı olmuştu. O odada bulduğumuz paneller aslında tamamen aynı ancak tasarımları biraz daha büyük. O yüzden bu panellerin muhtemelen orijinal olduklarını ve diğer paneller için temel kalıp olarak kullanıldıklarını düşünüyoruz. O yüzden elimde tuttuğum bu parça Elhamra'nın bu bahsettiğim dönemine ait alçı işi panellerden biri. Ayrıca yüzeydeki süslemeleri de çalışmalarımızla daha iyi anlamayı başardık. Buradaki süslemeler palmiye ağaçları ve bu tip bitki desenleri. Bunlar Elhamla Sarayı'nda bolca kullanılmıştır. Burada farklı kufi yazıları da var. Örneğin şurada bakın bereket yazıyor. Burada ise kufi ile Arapça karışımı bir yazı var. Tam şurada Allah yazıyor. Anlamı da kulluk yalnız yaradana aittir. Yine yine burada palmiye desenleri görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi etrafında ise frizi çevreleyen şeritler var. Burada iç içe geçmiş desenler, düğümler görüyoruz. Bitişik el yazısıyla yazılmış yerler de mevcut. Burada Nasrilerin kendilerine düstur edindikleri bir söz yer alıyor. O da şu, Allah tek fatihtir. Bu da bizim için çok ilginç çünkü bu sözün ilk defa bu dönemde kullanıldığını biliyoruz. Bu da bizim için önemli bir done. Bu levha üzerinde polikromizler de var. Arkada kırmızının tonu olan vermilyon var. Yapraklarda mavi, yazı kısmında da siyah noktalar mevcut. Bu siyah noktalar aslında çok aşınmış ince teneke kalıntıları. Bu da polikromluğa ilginç bir yön katıyor. Çünkü teneke parladığından dolayı altını taklit etmek için kullanılıyor. Özellikle de üstüne cila atıldığında altına epey benzediğini söyleyebiliriz. İnsanlar çok fazla para harcamadan altın görünümü elde etmenin yollarını bulmuşlar bu şekilde. Çok daha ucuz bir yol hem de. Evet, panelin arkasında panellerin Nasriler dönemindeki üretim teknikleriyle ilgili bazı bilgiler mevcut. Nasriler panellerin arkasına kil sürerek duvara paralel olmasını sağlamaya çalışmış. Daha sonra duvarla panel arasındaki boşluğa yukarıdan sıvı alçı dökerek panelin yapışmasını sağlamışlar. Buradaki delikler e, kullanılan kilin kalıntıları gördüğünüz gibi. Elimde yine Elhamra'dan orijinal bir alçı işi numunesi tutuyorum. Bakın bu parça çok ince ve beyaz jips'ten yapılmış. O erken dönemde jips kullanıp bu kadar homojen bir karışım elde etmeleri çok ilginç. Yine de mikroskopla bakınca bir takım pürüzler tespit edebiliyoruz. Arkadaki çizikler kasten yapılmış. E, panelin çok daha kalın siyah jipsle duvara yapıştırılabilmesi için bunlar yapılmış. İşte bakın burada arkada gördüğünüz gibi yüzeyde yine yaprak desenleri var. Bakın işte burada yaprak desenleri ve ayrıca çok ilginç bir el yazısı var. Bu yazı sayesinde biz panelin 1. Yusuf döneminde yapıldığını tespit edebiliyoruz. Çünkü yazıda onun için kullanılan saygı ifadesine yer verilmiş. Biz de buradan anlıyoruz. Yine yazı karakterlerinin üstünde vermilion pigmentinin izlerini görebiliriz. İşte burada. Bu da yine önemli bir veri. Arka planda çok temiz bir lapis lazuli katmanı var. Bunun ilk kullanılan pigment olduğunu sanıyoruz. Muhtemelen Hristiyanların bölgeyi ele geçirmesinden sonra eklenen azurit pigmentleri olduğunu da eklemem gerek. Elimde tuttuğum parça çok ilginç çünkü koleksiyonda yer alan siyah jipsin tek örneği. Dediğim gibi siyah jips aslında panelleri duvara sabitlemek için kullanılıyordu, ama aynı zamanda bazı geometrik şekillerin oluşturulmasında da kullanıldığı oluyordu ara sıra. Ee, örneğin e, burada gördüğünüz sekiz köşeli yıldız. Mesela burada sekiz köşeli yıldız kullanılmış. Burada da muhtemelen taze alçı üzerine çizdikleri eskizler, hazırlık çalışmaları var. Bunlar da açıkça gözüküyor. İşte taze siyah jips üzerine çizdikleri bu çizgileri izleyerek muhteşem bir yıldız oluşturmuşlar. Oyma işlemleri bittiğinde genelde tüm alanlar muhtemelen yumurta akı ve jips karışımından oluşan astarla kaplanırdı. İlk astarın kalıntıları da işte buradaki panelde görülebilmekte. Panel bitirildiğinde tüm duvarı düşünürsek tabii bunun gayet beyaz bir bitiş sağlamış olduğunu görebiliriz. Siyah jipsler işte burada. Beyaz ve pürüzsüz jips ile farkı ortaya çıkıyor. Buradaki cips çok daha kalın, geçirgenliği daha heterojen ve karışımda çok daha büyük pürüzler var. Bu panel muhtemelen Elhamra'dan alınmadı. Ee, Nasrilerin saraylarındaki kemerlerden birinden alındı. Bu yıldız motifi e, spandrel dediğimiz kemer üstü dolgularının merkezinde yer alıyordu. Bu panel ise konservasyon sürecinden geçmiş. Bakın bir başka parça. O da burada elimde. Temizleme işleminden sonra yüzeyi çok daha net görme imkanı yakaladık. Turuncu kil izleri, Nasri duvar ustalarının uyguladığı, sonraki kalıbın daha kolay şekilde çıkarılmasını sağlayan kalıp ayırıcı maddeli, maddenin izleri. Burada da yine pek çok bereket yazısı var. Bakın, biri biri burada, biri şurada, biri de biri de üstte. Ortadaki şeritte ise yine nasrilerin düsturu olan Allah tek fatihtir yazıyor. Allah tek fatihtir. Yukarıdaki ufak kısımlarda ise ebedi sağlık için yazılan bazı dualar var. Koleksiyonda bunun gibi bir başka panel daha var. Aynısı. Son çalışmalarımızın bize gösterdiğine göre bu paneller Peynador Kulesi'nin alt katından alınmış.